Hamarat TV'ye hoş geldiniz. Ispanaklı köstebek pasta yapıyoruz. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Bir çay bardağı ıspanak püresi. Bir paket şekerli vanilin. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Bir paket hamur kabartma tozu. Bir su bardağı toz şeker. Bir su bardağı un. 4 adet yumurta. Muhallebisi için 1 litre süt. Bir su bardağı Hindistan cevizi, bir su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, bir paket şekerli vanilin, 2 yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı tereyağı, bir paket krem şanti. Mikser kabını aldığımız yumurtalarımızın üzerine şekerimizi alıyoruz. Mikserle yumurtalarımız beyazlayıncaya kadar çırpıyoruz. Ispanak püresini ekliyoruz. Ispanak püresinin tarifini videonun altındaki linkten bulabilirsiniz. Sıvı yağını ekleyip tekrar çırpıyoruz. Unumuzu ekliyoruz. Kabartma tozunu ve şekerli vanilini ekliyoruz. Kaşığımızla iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız kek hamurunu yağlı kağıt serdiğimiz kalıbımıza aktarıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakikada pişiriyoruz. Soğuyan kekimizi kalıptan çıkarıyoruz. Kekimizi bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıyoruz. Muhallebimizi hazırlıyoruz. Sütümüzün içerisine şekerimizi, unumuzu, nişastamızı alıp sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Kaynayan muhallebimize tereyağını ve şekerli vanilini ekliyoruz. Hindistan cevizini ekleyip 1-2 dakika daha kaynatıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuyan muhallebimizin içerisine toz krem şantimizi alıyoruz ve mikserle iyice çırpıyoruz. Kek parçamızı streç film geçirdiğimiz kasemizin içerisine alıyoruz. İçerisine hazırladığımız muhallebimizi alıyoruz. Arasına muzlarımızı yerleştiriyoruz. Siz arasına isterseniz kivi de yerleştirebilirsiniz veya çilek. Diğer kek parçasını da üzerine yerleştiriyoruz. Streçle iyice kapatıyoruz. Pastamızı bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Bir gece buzdolabında dinlenen pastamızı kasemizden çıkarıyoruz. Pastamızın süslemesini yapıyoruz. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ispanaklı köstebek pastamız sunumu hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.